Artık hasta kapıdan girdiğinde tanıyı koyup reçeteyi yazan sihirbaz hekimler çağı kapandı. Günümüzde hastalıkların büyük bir kısmına bir bakışta tanı konulamıyor. Hala hastanın derdini dinlemek, onu muayene etmek şart elbette. Ama her gün milyonlarca hastada tanıya varmak için çok sayıda tetkik yapmak, bu arada doku ve sıvı örnekleri alıp incelemek gerekiyor. Sağlığa ayrılan kaynakların akılcı kullanımı için doğru tanı ve etkin tedavi gerek. Bunun için sağlam kanıtlara ihtiyaç var. Bu nedenle biyopsiler alınıyor, idrar, kan ve her türlü vücut sıvısı ayrıntılı inceleme için laboratuvara gönderiliyor. Hastalıklı dokuların ameliyatta çıkarılmasıyla da çoğu zaman iş bitmiyor. Hastalığın kesin tanısını belirlemek, hastaya gelecekte ne gibi sorunlar yaratabileceğini anlamak için ameliyat örneklerini incelemek şart. Önce çıplak gözle, sonra mikroskopla inceliyorlar. Gerekirse özel boyalar, moleküler testler kullanıyorlar. Bazı durumlarda ameliyat sırasında acil karar verilmesi gereken durumlarda kritik sorulara yanıt arıyorlar. Sonunda ulaştıkları sonuçları bir rapora döküyorlar. Bu rapor bazen sevinçli, bazen üzüntülü, bazen kaygılı haberler taşıyor. Ama bir uzmanın hastalıkla ilgili ayrıntılı delilleri kağıda dökmesi gerek. İşte bu işleri yapan hekimler, patologlar. Hekimlik tarihi kadar eski bir tıp dalının temsilcileri. Özveriyle çalışan kahraman sağlık ordumuzun görünmeyen savaşçıları. Patologlar genellikle hastanelerin ışık görmez odalarında, dört duvar arasında hastalardan uzakta çalışıyorlar. Ama onlar da örneklerini inceledikleri hastaların yakınmalarını biliyor, tanı ve tedavilerinin sorumluluğunu paylaşıyorlar. Belki hastaları doğrudan tedavi etmiyorlar. Ancak laboratuvarda ve mikroskop başında yaptıkları işler, tedavi kararlarında en önemli verileri ortaya koyuyor. İşte bu nedenle kanser ve sağlık konseylerinin değişmez üyeleridir patologlar. Bu yıl hep birlikte yaşadığımız COVID-19 salgınında da her günkü işlerine ek olarak polikliniklerde ve hasta başında da görev alıyorlar. Türkiye'de 1500 uzman patolog var. Neredeyse her 100 hekimden biri patoloji uzmanı. Patologlar her uzmanlık dalından hekimin istemlerine uygun olarak her yıl milyonlarca inceleme yapıyor. Dünyadaki meslektaşlarından geri kalmadan gelişmeleri izliyor, hastaları için en ileri yöntemleri uyguluyorlar. Kongrelerde bir araya gelerek mesleklerini en iyi şekilde sürdürmenin yollarını arıyorlar. Bu yıl 11 Kasım tüm dünyada Uluslararası Patoloji Günü olarak değerlendiriliyor. Patoloji Dernekleri Federasyonu olarak biz de meslektaşlarımızı ve patoloji alanında görev yapan tüm çalışanlarımızı kutluyoruz.